Şöyle. Cehennem anlatırken hocam onun da bir açıklaması olduğunu, siz akademideyken onun da materyalist bir açıklaması vardır diyen biri olduğunu söylemiştiniz hocam. Nasıl? Siz akademideyken tebliğ yaptığınızda, cehennemi anlattığınızda onun da materyalist bir açıklaması vardır. Materyalist demedi. Diyalektik açıklaması. Diyalektik, evet. Benim avucu bir arkadaşım vardı. Fındıklı Güzel Sanatlar Akademisi'nin karşısında bir kırtasiyeci var. O kırtasiyecinin önündeydik biz. Okul malzeme almaya gelmiştik. Orada konuşuyorduk. Ya dedim, Mao'cu olan arkadaşıma. Şimdi sana bir şey diyeceğim dedim. Bana samimi olarak söyledim. Şimdi öldün dedim, farz dedim. Ve hakikaten dirildin dedim. Birden bambaşka bir alemdesin. Büyük bir alem. Sana dendi ki işte sen ölüydün, dirildin. Şimdi yeni bir boyuttasın desen. Orada dedim Allah'a inanır mısın dedim. Bana böyle şefkatle baktı. Ya sen dedi niye olaylara dedi hep böyle tek yönlü bakmak elim. Niye diyalektik gözle bakmıyorsun dedi. Onun da bir diyalektik açıklaması var mı dedi. Ya ben sana ne diyeyim artık dedi. Ya mutlaka onun bilimsel bir açıklaması olur diyor diyalektik açıklaması. Sen hepsini diyor din gözüne olayı değerlendiriyorsun diyor. O yaşıyordur arkadaşımız yani. Tam dediğiniz gibi hocam. Mao'cu küçük bir grup vardı. Onlar İGD'liler vardı. İlerici Gençlik Derneği üyeleri vardı. O arkadaşımdan bir tanesi şimdi bir televizyonunda bir yönetici gibi bir şey. O ekibin içindeydi. Bir her türlü fraksiyon vardı. Evet. Okulda öğrenci derneği toplantısı yapılmıştı. Beni de götürdüler. Nuri Hoca dedi ki biz gitmeyelim falan dedi. Olay çıkacak diye çekiniyordu. Bizim grup gitmesin dedi. Yok dedik biz gidebiliriz. Bir şey olmaz dedim. Yani beraber gidelim. Hani sen gitme gibisine getirdi evet. Nuri Hoca. Sinema salonunda toplandık. Bir askeri parka, garnizon gibi. Bilet böyle askeri kıyafet. O zaman öyleydi. Postallar, asker. Yani komünistler falan öyle kıyafetleri vardı. Seçim yapıldı. Hatırladığım kadar, eğer yanlış hatırlamıyorsam bir tane boş oy çıkmıştı. Hepsi o Marksist fraksiyonlara dağılmıştı oylar. Evet. Yani ilginç günlerdi. Maşallah hocam. Maşallah. Maşallah. Evet. Çok değişenler oldu ama hocam. O mesela Hilmi Yavuz tebliğ yaptınız o dönemde. Evrim olmadığını anlattığınızda. Şimdi normal Müslüman bir gazetede yazıyor. Ya hocam bana niye getirmedin? Hilmi Yavuz hocam görüşmek istemişti. Tamam inşallah hocam. Onun yanından bir görüşelim. İnşallah hocam. Tabii o çok değerli bir insandır. Evet. O zaman Marksist hocamız komünizmi yani uygun bir üslupla anlatıyor. Darwinizmi de anlatıyordu. Hocam ben konuşup ikna etmiştim. Evet maşallah. Başka kim vardı? Hasan Kaçan. Askeri parkayla geziyordu böyle. Bana böyle dik dik bakıyordu şeyde okulda gezerken falan böyle. Hani böyle. Diğer o Mao'cu ekipte değildi diye başka ekipteydi. Bak o da dindar oldu sonra. Evet. Maşallah. O heykel bölümünde bir çocuk vardı, bir arkadaşımız vardı. O da oradaki sol grubun liderlerinde o da dindar olmuştu. Maşallah. İnşallah. Yani siz ne günlerdi o günler efendim? Polis barikatlarını aşarak Yok öğrenciler barikat kurmuştu. Evet. Birkaç kişiyi vurmuşlardı. İşgal meydana geldi. Okulda işgal yaptılar. Ondan sonra yani eşyalar falan işte okul sıralar falan kullanarak yapılıyor. Barikat kurdular. 3 tane barikat vardı. Cuma vaktiydi. Ben dedim namaz kılmak için dedim özür dilerim dedim. Acayip ortam gergin böyle. Yani her an olay olması bekleniyor. Komünistler falan da böyle yani her yerde böyle bir kan kokusu var yani karşı eylem yapılacak gibi. Nutku durdu adamın bana böyle. Ben namaz kılmaya gideceğim dedim. Onun için özür dilerim geçmek istiyorum falan dedim. Tabii buyurun dedim. Öbür engele geldim. Gene orada dedim ben namaz, cuma vakti geç kalıyoruz dedim namaz kılacağım dedim. Öbürüne geçti gittik ben namaz kılıyordum. Ben aleni kılıyordum namazımı. Maşallah hocam. Maşallah. Bir tanesi bir arkadaş gizli kılıyormuş. Onu Beyoğlu'ndaki o camide yakalamışlar o. Yakalamışlar derken normal bir şey cami çıkışında görmüşler. Yani öldüresiye dövmüşlerdi yani böyle yani komaya sokmuşlardı. Gizli namaz kıldığı için. Evet. Ben aleniydim. Açıkça anlatıyordum dini İslam'ı Kur'an'da anlatıyordum. Maşallah hocam. Darwinizme karşı da açık söylüyordum. Evet.
Ki tehdit ettikleri halde. Defalarca ölümden tehdit ettiler. Daha bir hoşuma gidiyordu benim ya. Öyle tehdit ettiklerinde daha da kafamı şöyle arkaya atarak falan yürüyordum böyle. Maşallah. Kollarımı aça aça böyle. Caddenin orta, özellikle otobüse binmiyordum, dolmuşa da binmiyordum. Yürüyerek gidiyordum eve Ortaköy'e kadar rahat vurabilsinler diye. Yani hani gelin vurun vuracaksanız değil mi? Vuramazlar. Öyle bir şey olmaz. Çünkü ben görevimi yapacağım. Evet Allah. Kader yerini bulacak. Yani çünkü Allah'ın dediği süre gelmeden beni vurmaları mümkün değil. Değil hocam. Eğer beni vuracaklarsa zaten beni tedbir alsam da gelir evde vurur adam yani. Evet. O 7 kat yerin altına gelsen yine ölür. Ha vurmasına gerek yok zaten ölürsün. Evet. Bir şey olur ölürsün yani. Onunla alakası yoktur. Evet. Yani çok kötü bir öyle bir şey. Memleket elden gidiyor. Sen de korkudan, can korkusundan saklanacaksın. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Evet, olmaz hocam. Evel Allah. Evel Allah. Marksistlerin gittiği bir kahve vardı daha önce anlatmıştım. Daha gelmiştim, yeni gelmiştim. Adnan Oktar 1956 Ankara yazmışlar şeyine, kahvehanenin camını ve çamurdan, arabadan gelen çamurlardan ıslanmış. O çamurun üstüne yazmışlar böyle. Benim gelip gittiğim bir yol. Adnan Oktar 1956 Ankara yani listedesin hani hazır ol gibisinde. Ya gıcık oldum. Ev Ortaköy yukarıdaydı. Sabahın 4:30'unda kalkıyordum. Ta Mecidiye Camii'ne kadar karanlık sokaklardan geçiyordum. Gelin vurun gibisinden. Maşallah. Acayip ürktüler yani o dönemde. Demişler ki yani bunu söylemesem mi diyeyim ama ya demişler bu gider ama demişler en az 30 kişiyi peşinden götürür demişler. Maşallah. Normal bir şey değil demişler. Maşallah. Ya ben ne yapacağım zaten öyle bir şey yapmam da. Yani cesaretimi çok delice buluyorlardı. Estağfurullah. Yani çok çok delice buluyorlardı. Yani çünkü kimse gelmiyordu öyle bir şey oldu mu adam araziye kaçıyordu kimse. Yani okula okula devam etmiyordu. Ben alenen dağıtıyordum kitapları. Alenen izah maşallah hocam. İnşallah. Maşallah. Mesela gittim akademiden sonra da İstanbul Üniversitesi felsefe bölümüne özellikle kasten yazdım orayı. Birinci tercihimdi. 37 puan beni daha fazla aldım. Hiç hazırlanmadan girdim imtihana da. Yani. Maşallah. Hiç. Yani genel kültür vesaire yani o kadar. Yani ondan girdik. Oraya da gelince bir okula girdim, sınıfa girdim. Allah tam teşkilat. Yine orada da parkalılar doldurmuş böyle. Yine. Marksist dergileri falan koymuşlar. Kitaplar koymuşlar. Ama muazzam gergindi ortalık. Yani acayip elektriklenmişti. Yani millet zor nefes alıp veriyor böyle. Yani bir şey çıkacak gibisinden. Ben de geldim oturdum etrafa böyle tebessüm ederek bakıyorum. Hoca geldi. Felsefe hocası. Felsefe ana bilim dalı. Evet. Hocası geldi. Ortada baktı şöyle kısa çocuklar dedi şimdi bir şey söyleyeceğim dedi. İslamiyet hakkında, din hakkında dedi. Konuşmak isteyenler dedi aşağı odama gelsinler. Özel dedi tek görüşmek isteyen orada görüşsünler dedi. Sakın dedi burada da öyle bir tartışma istemiyorum dedi. Ayrıca dedi İslam felsefesiyle ilgili ders vardı dedi. O dersi kaldırıyorum dedi. Hadi geçmiş olsun hepinize dedi. İslam felsefesi dersi bak onlarca yıldan beri devam ederken benim geldiğim gün maşallah. Kaldırıldı. Maşallah. Ve o gün kaldırıldı. Hatta biraz da geç geldim ki hani ortalık karışmasın gibisinden yani. İslam felsefesi dersi de kaldırdı dedi. Yani bu konuda konuşmak isteyenler dedi aşağıya özel gelsinler tek görüşelim dedi. Sakın bunun dışında bir şey istemiyorum dedi. Maşallah. Maşallah. Ey canım hocam yani bu kadar çekiniyorsan yani demek ki ben haklıyım demektir. Maşallah. Değil mi? Elhamdülillah. Ya. Maşallah. Ya. İşte mesela orada amfide toplantı falan yapıyordu. Biz oraya Boruslu gibi gidip oturuyorduk. Maşallah. Evet. Kasıp kovurduk o zamanlar. Maşallah elhamdülillah. Hocam. Maşallah. Maşallah. Böyle evet. Siz anlatmışsınız hocam teşebbüsler oluyor mu? Mesela size geliyorlar yanlışlıkla karşı daireye giriyorlar. Ya şimdi milleti tedirgin etme. Çok fazla suikast girişimi oldu. Onların da bir tanesi anlatıyor. İnşallah. Ya onlar Allah'ın yaratması. Mucize. İnşallah, harika maşallah. Olsun yaratıyor Allah. İnşallah.